Zamanda Kırıkkale Belediyesi su kanalı su işleri müdürüyüm. Ankara'da bulunan Kırıkkale Belediyesi'nin proje başkanı ve genel başkan yardımcısı görevi yürütmekteyim. Kırıkkale ilimizin Delice ilçesinin Delice, Çelikli, Büyük Yağlı, Büyük Avuşlar ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanlığı yürütmekteyim sayın. Derneğimize göre kısa bir bilgi vermek istiyorum Sayın Valim. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin kuruluşu, amacı ve hedefleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kurulan merkezimiz Manisa'da olan Mitter adalı, sahadan Mitter olan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin Manisa'da kuruldu. Darbenin akıbetinde. Şu an için genel merkezimiz Ankara'da olup Sayın Valim. 3 aydan beri Ankara'ya taşındık genel merkezimiz. Biz de 10 aydan beri 1 yıla yakın Kırıkkale'de şube başkanı olarak faaliyet göstermekteyiz. Türkiye genelinde 60 ile yakın teşkilatımızı kurduk, şubelerimizi kurduk Sayın Valim. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün akıbetinde Türkiye genelinde 252 tane şehrimiz, 2194 gazimiz mevcuttur. Kırıkkale ilimizde ise 5 şehrimiz, 1 tane de gazimiz mevcuttur Sayın Valim. Biz hiçbir zaman 15 Temmuz'u unutmayacağız. Unutturmama adına vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkma adına bir faaliyet gösteren derneğimiz. Bu konuda sizlerin de ülkeye alırlar. Her konuda desteğinizi bekliyoruz. Biz de sizlerin yanınızdayız sayın. Faaliyetlerimiz olarak da kuruluştan sonra Afrin Harekatı'nda, Barış Harekatı'nda, özellikle de Mitter olarak, Kırıkkale Şubesi olarak Mehmetçiğe bir mektupla benden kampanyası düzenledik. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün istişare ederek tüm ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm şeylerde o düzenleri gezdik. Mektuplarımızı aldık. Mektuplarımızı Afrin'deki Mehmetçik kardeşlerimize ilettik Sayın Valim. Bunun haricinde tüm illerde, yaklaşık mevcut illerde 15 Temmuz Şehitler Anıtı varken bizde bir eksiğimiz var Sayın Valim. Biz de 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ilgili yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bir proje hazırlıyoruz. Bu projede Sayın Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Sayın Siz Valimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum Sayın Valim. Sözümüz
milli irade, hedefimiz Büyük Türkiye düsturuyla hareket ediyoruz. Bu konuda özellikle de kısa bir zaman olmasına rağmen STK'ları ölmüş olduğumuz dönem tarihimize, milli değerlerimize, milli irademize sahip çıktınız. Gördüğünüzde bir iki aylık bir zarfta gördük. Bu konuda da sizin şeylerinizin bu uğraşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Saatliyorum. Cumhuriyet şehri olan Kırıkkale'mize hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz Sayın Valim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabahın saat daha 10 ama bütün böyle kadınımızla, erkeğimizle böyle bu davaya gönül vermiş Kırıkkale'nin mümtaz siyasetleri burada toplanmış bulunuyorlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sefalar getirdiniz. Yüklenmiş olduğunuz misyon, yüklenmiş olduğunuz vazife çok kutsal. Bir kere onu söyleyeyim. Şehitlerin emanetine sahip çıkmak çok ünlü bir şey. Onların hatıralarını devam ettirmek, unutulmamalarını sağlamak, hiçbir zaman unutulmaz gerçi. Millet olarak hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayız. Ne şehitlerimizi unuturuz, ne de onların yakınlarını, ailelerini unuturuz. Onlar bizim başımızın tacı. Onlar bizim gönlümüzün sultanı. Her zaman böyledir, böyle de olacak bundan sonra da. 15 Temmuz'un bu memleket açısından ayrı bir yeri var. Herkes bunu gayet iyi biliyor. İki önemi var benim açımdan. Birincisi, biz her şeyi affederiz ama kendi içimizden çıkan evladımız gibi gözümüzün bebeği dediğimiz insanların, işte bütün varlığımızı emanet ettiğimiz insanların kalkıp yine kendi evlatlarımıza kurşun sıkmasını hiçbir zaman affedemeyiz. Yani o 15 Temmuz'da özel harekat, orada şehit olan 51 tane kardeşimiz var, sivil ve polis olan. Orada arkadaşların o zaman şecerelerini çıkarmıştık. Çoğu hendek barikat olaylarından dolayı zaten ya Sur'da, ya Cizre'de, ya Nusaybin'de aralıksız görev yapan arkadaşlar. Yani bazıları 6 gün olmuş daha şeye döneli, özel harekata döneli. Bazıları daha 3 gün olmuş. Yani görev yerleri Ankara ama kendileri diğer yerlerde çalışıyorlar aralıksız. Böyle bir durumda, böyle bir ihanette karşılaşmak tabii millet olarak bizi derinden hem üzdü hem nefretimizi, kinimizi artırdı. 15 Temmuz'un böyle bir, bu açıdan bir önemi var. Diğer açıdan önemi de şu: Allah'a şükür o gece millet olarak herkes karşı durdu buna. Bu da çok önemli bir şey. Hiç kimsenin beklemediği bir şey. Bu millet yine değerlerine, vatanına, mirasına sahip çıktı 15 Temmuz'da. Bugün 15 Temmuz dediğimiz zaman hepimizin aynı ruh, o geceki ruh, ondan sonraki ruh aynen yine devam ediyor. Bu açıdan yüklenmiş olduğunuz sorumluluğun ayrı bir değeri, ayrı bir yeri var. Büyük bir, az önce bahsettiğim gibi, misyonu yüklenmiş bulunuyorsunuz. Omuzlarınıza büyük bir yük almış bulunuyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Üzerinde yardımcısı olsun. Dernek yönetimi olarak yapacağınız her işte, yapacağınız her projede beni en başa koyun. Onu bir kere söyleyeyim. Ne yapacaksanız ben en başta beni koyun, beni yazın. Bize de vazife, biz yaparız yani. Bir vali olarak değil, bir kardeşiniz olarak beni de en başa, listenin en başına yazabilirsiniz. Bu 15 Temmuz Şehitler Anıtı, başkan da ilk geldiği zaman da bahsetmişti. Evet, yani o biraz kısa biraz şey yaparsa ben sizlerin bu sadece bizim bir öngörümüz. Bu şöyle, biz tank diyorum Sayın Valim. Özellikle Hurdalık'tan atıl taklarımızı, onları yaparak
Hani onun için direnen, şöyle bir şey düşündük. Bu değişebilir sadece, bu fikir Sayın Vali. Ya bir güzel olur bu, ama bir tane şehitler anıtımız da bizim burada öyle yok. Bir öyle bir talep de var yani, diğer şehit 15 Temmuz dahi, diğer şehitler anıtı dahi yok. Anıtımız da yok. Yani birlikte düşünürse bunun, daha iyi olur diye onun, düşünüyorum. Evet, güzel olur. Yani. Bunu da mesela ben küçük olduğu için şu bizim kütüphanenin önündeki bir parkımız var. Ben farklı bir şey düşünüyorum. Eğer tamam. Bana müsaade ederseniz. Ederiz. Sayın Valim, ne demek? Bana biraz zaman verirseniz. Tamam Valim. Ben farklı bir şey düşünüyorum. Tamam. Tamam Valim. Yani ben çalışıyorum bu konuda. Tamam. Hatta şöyle şey de gösterildi. Bu güzel. Geniş bakışı da şöyle. Bu da onun oranın şeyi. Güzel, ama ben farklı bir şey tamam. Düşünüyorum. Tamam, eğer Valim. Müsaade ederseniz. Ne demek Valim? Kırıkkale'ye de böyle. En azından Kırıkkale'mizin bir eksikliğini gideririz. Yani. Biraz. Sizlerin sayesinde Sayın Valim. Çok, yani burası şehitler şehri. Şehitler şehri. 200 tane şehidimiz var. Yani bütün ailelerimizin de gönlünü alacak şekilde ben farklı bir şey düşünüyorum. Bana biraz müsaade edin ama. Tamam Sayın tamam. Valim. Yani bunu eğer onu gerçekleştiremezsek bunu yaparız. İnşallah Sayın Valim. Tamam. Tamam. Bu kolay. Bunu tamam. Yaparız biz. Tamam. Ama tamam. Ben farklı bir şey düşünüyorum. Tamam oğlum. Bana tamam. Biraz sizin, müsaade edin. Tamam. Son günlerde Fransa'da yaşanan sokak olaylarının bin benzerinin ülkemizde de tertip edilmesi için halkımızı galeyana getirmeye çalışan sözde haberci Fatih Portakal hakkında bu açıklamalardan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Bir gazetecinin öncelikli vazifesi halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman olmaktır. Kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem millete yardımcı olmaktır. Sayın Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkarmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin birer mensubu olarak bizler eğer ki bir uygulamaya karşı görüşlerimizi ya da toplum olarak bir rahatsızlığımız varsa buna legal ve demokratik bir şekilde beyan etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bizler tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz. Milli iradesi tek bir zümrenin, grubun ya da siyasi oluşumun elinde değildir. Bizler her kesimin, milletin iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Serhat Çağ yaklaşık bir hafta önce yeni 15 Temmuz'lara hazırlıklı olmak isimli bir makale paylaşımında bulunmuştur. Bu makalenin şu kısmı çok önemli. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine gelecekler. Gezi ve benzeri hareketlemeleri destekleyerek hala daha içimizde uyuyan, saklanan kripto ihanet şebekelerini harekete geçirerek yine deneyecekler. Maksatları iç savaş çıkarmak, sokakları çatışma ortamına çevirmek, bölünmeyi sağlamak ve en önemlisi Müslüman kanı dökmektir. Bugünlerde yine bir hazırlık aşamasındadırlar.
kamuoyunda ve sosyal medyada bir algı operasyonu var. Fransa'daki sarı yeleklilerin benzeri bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu birkaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Evet, kıymetli basın mensuplarımız. Bu ülkede 15 Temmuz'un revanşını almalarına bizler milli iradenin temsilcileri ve demokrasimizin savunucuları olarak kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bununla birlikte toplumsal refahın, hane gelirlerinin ve ekonomik kalkınmamızın gelişmesi adına her yasal platformda bulunacağımızı ve bu platformlarda destek vereceğimizi burada beyan etmek istiyorum. Yüce Türk milletine saygıyla arz ediyorum.